Benim için önemli olan insanlarla iç içe olabilmek. Ee, yani insan odaklı yapılmayan hiçbir işin başarılı olacağına inanmıyorum. Ee, tabii bu soruya hani 30 senelik iş tecrübesini bir kenara koyup cevap vermek, kendimi o günlere götürmek kolay değil. Ee, mutlaka yaşadıklarımın etkisinde kalarak bu cevabı veriyorum ama... Doğrusu sonuçta tüketicinin veya insanın hayatını doğrudan etkileyebilecek bir işin içinde olmayı ben tercih ederim. Yani mesela zaten öyle bir sektörün içindeyim. Servis sektörü, perakende sektörü veya şöyle diyeyim. Yani insanların hayatında fark yaratabilecek, insanların hayatını güzelleştirebilecek, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak bir sektör benim için. ...daha açıkçası tatmin edici olur diye düşünüyorum. Gene öyle bir yerde başlamak isterdim. Staj çok önemli ve zannediyorum bizim zamanımızdan çok daha fazla staj imkanı öğrencilere verilebiliyor. Üniversite boyunca staj imkanlarından o şekilde yararlanıp denerdim diye düşünüyorum. Yani Kendime belki birkaç sektör seçip kendimi bir kere denemeyi tercih ederdim. O çok önemli. Araştırma yapmak benim için önemli olurdu. Bence zaten artık şirketlerin değeri veya şirketlerin nasıl algılandığı geçmişe göre çok daha farklı. Tüm paydaşlarıyla ilişkileri çok önemli. Eskiden bakardık işte karlı olan bir şirket genelde başarılı görülürdü. Şimdi başarı birçok farklı etkenin bir araya gelmesiyle oluyor. Ve bunlar da tüm paydaşları yani çalışanları... Ortakları olduğu kadar çalışanları, hatta tedarikçileri, müşterileri o değeri nasıl paylaşıyorlar, o değerde nasıl bir yer alıyorlar bu önemli ve müşteriler olarak da biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Aslında bir şekilde herhangi bir şirketi seçerken müşterisi olsaydım beni tatmin eder miydi diye bakardım diye düşünüyorum. Tabii bunun içinde ürettiği ürünün kalitesi, cazibesi veya hizmetin ötesinde... Ee, o şirket işte çalışanlarına nasıl davranıyor, çevreye saygılı mı? Ee, yani bugün artık çok e, ciddi şekilde kriterler var. Şu da var aslında şirketler de, kurumlar da e, daha kalifiye, daha e, uzun süre kendisinde çalışabilecek, kendisine değer katabilecek eleman seçmek konusunda kendini de öne çıkartmak ve itibarını da yönetmek zorunda. O açıdan bence çok daha fazla bilgiye eskiye göre kurumlar hakkında ulaşabiliyoruz. O açıdan aslında o seçimi yapmak şimdi daha kolay çalışmaya başlayanlar için. Aslında hepsinden biraz diye düşünüyorum. Bir kere insan ilişkileri çok önemli. Birlikte çalıştığınız, astınız, üstünüz veya Eşit seviyede olduğunuz arkadaşlarınızla nasıl bir iletişim içinde olduğunuz çok önemli. Ben açık olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kendinle ilgili, yani kendini anlatırken açık olmak, hem de insanların sana gelebilmesini açık olmak, paylaşabilmek, şeffaf şeffaf olabilmek, dinleyebilmek, yani devamlı fikir üretmek ve başkalarını dinlememek de tabii ki bir şey değil, yeterli bir özellik değil. O açıklık ve iletişim kurmak en önemli etken diye düşünüyorum. Tabii ki disiplin, yaptığın işin kalitesi, zamanında getirmen, ama bunlar zaten artık her halükarda yapılması gereken şeyler ama her halükarda insan ilişkilerini daha iyi e, kuran e, ve çalışma hayatını da e, bu konuda sağlamlaştıran insanların daha başarılı, daha uzun elimde başarılı olduğunu görüyoruz diye düşünüyorum.